Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Zeynep. Bugün zor şartlar altında çektiğimiz bir aralık favorilerim videosu ile karşınızdayım. Şu an yerde oturuyorum arkadaşım Esen'in yurdunda. Ve eğer Bilkent'in 76 yurtlarını biliyorsanız zaten küçük bir alan. O yüzden daha da küçültüyorum burada bulunarak tek kişilik yurt. Neyse, bugün başlıktan görebileceğiniz üzere bu yıl 2021'in son favorilerim videosunu çekiyorum. Bu seriyi çok beğenildi benim kanalımda. Bayağı iyi geri dönüşler aldım. O yüzden çok teşekkür ederim öncelikle. Ve Ocak'tan beri takip ediyorsanız bir kere bu seriyi, gerçekten çok mersi yani. Filmler var, müzikler var. Ama onun dışında o kadar bomboş bir ay, ama aslında çok dolu bir ay gibi. Aralık çok değişik bir aydı. Dizi izlemedim. Dizi favorim yok bugün. O yüzden mesela spoiler birazcık video için, ama dizi favorim yok. Filmlerde çok fazla favorim var. Kitap var, müzik var. Bugün bayağı bitik durumdayım arkadaşlar. Jüriden çıktım da o yüzden. Başlayalım. Okey. Öncelikle film favorimden başlamak istiyorum. Bu ayki ilk favorim. Buna iki kere gittim hatta sinemada. The French Dispatch, Wes Anderson'ın yeni filmi. Bence çok güzeldi. Beğenmeyen çok fazla insan var ama ben çok beğendim. Wes Anderson'ın estetiğini biliyorsunuzdur zaten. Bayağı estetik, bayağı simetrik. Renk koordinasyonuna çok önem veren bir yönetmen. Ben çok seviyorum kendisini. Hani gerçekten filmlerini... Evet, bayağı beğeniyorum. Beğenmediğim filmin var mı diye düşünüyorum. Bir tane var. Bir gazete etrafında geçiyor. 4 farklı hikayeyi görüyoruz gibi bir şey aynen. 4 ana yazarın bu gazetenin çıkacak son basımı için olan hikayeleri canlandırılıyor filmde. İşte bir tanesi bir sanat köşesi gibi bir şey. Bir tanesi bulundukları şehri anlatıyor. Bir tanesi öğrenci grevlerini anlatıyor falan filan. Bence gayet güzeldi. Benim en beğendiğim hikaye 3. hikaye oldu, yani Timothy'nin olduğu hikaye. Çok değişikti, öğrenci grevlerini anlatıyordu ve ben bayağı beğendim. 2 kere gittim sinemada. Bir kere bence sinemada izleyin eğer hala varsa. French Dispatch 5 üzerinden 4.5'laydım galiba, aynen. Sırada bu ay yine sinemada gittiğim bir film var. Spider-Man No Way Home açılış gecesi gittim. Yani bu film hakkında hadi konuşalım. Nereden başlasam demek istiyorum. Öncelikle çok büyük spoiler, yani spoiler uyarısı veriyorum. İzlemek isteyip de hala izlemeyen var. Hani bir diyorum, nasıl dayanabiliyorsunuz? 2 hafta geçecek. Gittim Spider-Man'e. Ben filmden ne bekliyordum bilmiyorum. Çünkü ben bayağı sazanlandım diyeyim. Hani Andrew Garfield çıkıp da ben filmde yokum deyince belki de gerçekten adam filmde yok demiştim. Andrew, Tobey ve Tom Spider'larının üçünü aynı ekranda görmek. Bir tane sahne var zaten, birbirlerine sarılıyorlar. Bir kere çok değişik bir şey çünkü kendine sarılıyorsun. Başka bir evrendeki kendine sarılıyorsun. Başka bir evrende. O çok değişik ve çok garip bir konsept. Tıpkı Loki'nin kendine aşık olması gibi bir şey yani. Ben çok duygulandım. Benim zaten bir sahne var biliyorsunuzdur. İşte MJ düşüyor. Tom'un Peter'ı yakalamaya çalışıyor ve yakalayamıyor. Sonra Andrew'un Peter'ı direkt balıklama dalıyor yani. Aşağı ve kurtarıyor MJ'yi. O sahnede ben... o sahne yok yani. O sahne benim için... Ben o sahneden önce bambaşka bir insandım. Şu an bambaşka bir insanım. Beni değiştirdi o sahne. Yani of. Ve bu ay özellikle Spider-Man No Way Home'dan sonra medya dersinde Spider-Man konulu bir ödevim vardı. Birbirimiz 4 kişiyiz. Birbirimize hatırlatıyoruz işte Gwen'in nasıl öldüğünü. Ve hepimiz böyle bir dakika saygı duruşu yani. Bir dakika böyle üzülüyoruz kıza. Bu ay gerçekten Spider-Man'le geçirdim. Özellikle No Way Home'dan sonra dediğim gibi. Bir tane poster tasarladık. Şuraya da koyarım posteri. Bu posteri tasarlamak benim için çok güçtü. Buradaki posterde Spider-Man filmlerinin değişimlerine baktık yani. Gwen'dir, MJ'dir. Onların zamanlarına baktık. Ne kadar süre ekrandalar. İşte ne kadar süre boyunca Spider-Man etrafta sallanıyor veya kaç kişiyi kurtarıyor. Onun gibi bir sürü data var burada. İnfografik yaptık. Ve evet, bakarsanız çok mutlu olurum. Biz hani bir de böyle bir data yok yani etrafta. Asla böyle işte MJ şu kadar saatte, şu kadar zaman ekranda. Tobey'nin Peter'ı şu kadar zaman ekranda. Öyle bir data yoktu. O yüzden ben tekrardan izleyip böyle kronometre açıp onları kendim saydım. Grup arkadaşlarım da aynı şekilde. O yüzden hani bayağı uğraştık. Bakıp da hoşunuza gidecek. Başka bir cevap kabul etmiyorum, evet. Benim beklentilerimin hepsini karşıladı ve daha da fazlasını verdi. Özellikle bunu konuşmadan geçemeyeceğim. Matt Murdock abi. Yani bu adamın burada olması beni çok mutlu ediyor. Daredevil
yanlış zamanda Netflix'teydi arkadaşlar. Yanlış zamanda Netflix'teydi. Netflix'in Türkiye'de bu kadar önemli bir yere sahip olmasını tamamen pandemiye falan borçlu. Yoksa hani herkesin, hani ben mesela pandemiden önce Netflix'im var dediğim zaman niye Netflix kullanıyorsun ki ya falan filan deniyordu yani. Daredevil yanlış zamanda yanlış yerdeydi. Yazık, günah yani demek istiyorum. Andrew Garfield'da harcamazsın. Her neyse. Üçlemek ikinci film geliyor diyorlar. Ve Venom'la olacak diyorlar. Ben eğer Venom'la olursa yemin ediyorum. Böyle işte. Venom'la olacaksa. Evet. Sadece bu şekilde. Aslında düşündüğüm zaman çok iyi bir origin hikayesi. Tom Holland'ın Spider-Man'i çok uzun bir süre boyunca Iron Man 2 ya bu, Iron Man Junior falan filan diye dalga geçiliyordu. Şimdi gerçekten tam bir sefil Peter Parker rolünde göreceğiz. Çok mutluyum o yüzden. Evet, Spider-Man hakkında bence bu kadar konuşmam yeter yani. Sırf bir film için 10 dakika konuştum yine. Bu ay bir de son bir film daha var. Five Sons grubu var, biliyorsunuzdur belki. Benim çok sevdiğim, ortaokuldan beri en sevdiğim grup. Ve Five Sons'un 10. yılı 2021. Kurulmalarının ve ona özel bir tane küçük special gibi bir şey çıkarmışlar. 10 year special diye. Belgeselimsi ama değil. Böyle aralarda skeçler mikeçler var. Ve hani çok duygulandım. Ben bu ay iyi değildim. Şu an onu anlıyorum. Evet, Five Sons She Looks So Perfect'te Luke Callum'a şöyle bir bakıyor diye ağlamazsın yani. Eğer Five Sons fanıysanız veya daha öncesinde bir zamanlar Five Sons'u dinlediyseniz ve sevdiyseniz bence 10 Year Special'ı kesinlikle izleyin. Filmlerden bu kadar. Five Sons konuşmuşken şimdi müziklere geçelim. Müzikler de çünkü Five Sons var. Bu şarkıların hepsini aşağıdaki playlistte bulabilirsiniz. Bir ara yani yine gerizekalılık edip geçen ay fark ettim onu galiba. Bu playlist açık değilmiş ki herkese açık yapmamışım. Ama bu sefer açık. Geçen aydan beri açık yani. Aşağıda bulabilirsiniz playlisti. Bir de bu arada birkaçını 2-3 kişi, birkaçınız ama 2-3 kişi bana Spotify rap videosu neden yapmadın diye sordu. Geçen sene çok dalga geçildi benle o konu üzerine. Şey, man Spotify rap'inizi kimse umursamıyor falan filan diye. O yüzden bu ay bu yıl çekmedim ama 2 kişi, 3 kişi falan sormuş. Çok teşekkür ederim o yüzden, merak ettiğiniz için. Ve datalarım da şurada. Instagram'dan paylaşmıştım. Instagram'dan da beni takip edin. Ama datalarım da böyle. Şimdi şarkılara geçiyoruz. Şarkılarda da çok az şey var. Çünkü her şey hep aynı şarkılar şeyleri. Şarkılar playlistin başında mı? Evet. Mesela playlistini girdiğimde direkt o şarkıları görebiliyor yes. musun? Yes. Reklamını yapıyor Esen Hanım işte, görüyorsunuz. Görebiliyor mu? Kamu spotu. Evet, görebiliyor. Zeynep'in playlistine gidip de şarkıları direkt en başta görebilirsiniz arkadaş. Öyle yani, bütün hepsi bu şarkıların ve daha fazlası playlistimde var. Evet, dediğim gibi favori dizim yok bu ay. Bu arada ben dizi önereyim mi? Marvelous Mrs. Maisel. Marvelous Mrs. Maisel kesinlikle katılırım. Ben de birinci sezonunu izledim. Esen Hanım birazcık anlatmak isterseniz. Gilmore Girls seviyorsunuz özellikle, onun yapımcısının yaptığı bir dizi. Yine böyle hızlı konuşmalar, mükemmel diyalogların olduğu dönem bayağı dizisi. Şey, dönem dizisi evet bu arada. Evet. Onun da şey diyeyim. Ve yeni sezonuna Gilmore Girls'teki Jess geliyor. O yüzden. Dönem dizisi kadın bir komedin, ünlü bir komedinin dönüşüm hikayesi ama çok gerçekten anlatılmış. Evet. Küçük spoiler değil bu ama 4. sezonu falan görüyorum, hala kadın ünlü değil falan yani. Ben bu ay onu izlemedim ama Esen'in favori dizisi diye aşağı yazacağım. Evet, şimdi favori kitabıma geçelim. Kitapla yanında yok. Üşenmezsem editleyen Zeynep buraya kitabın kapağını
kitabın var olan halini koyar. Bu ay bu kitaptan da bahsettim birazcık. Gerçi şuradan bulabilirsiniz. Antigone'yi okudum Sofokles'ten. Antigone müthiş bir kitap. Antigone hayatımda okuduğum en iyi oyun falan ve antik Yunan tarih zamanında yazılıyor. Kesinlikle öneririm. Hani çok kısa bir şey zaten. Ana konusunu falan şuradaki videoda anlatıyorum. Kitaplardan da bu kadar. Favori diğer şeylerim segmentine geçelim. Esen Hanım bana hatırlatsın. Şimdi favori diğer şeylerimde şöyle bir şey var. Azıcık dedikodu yapmak gibi olmasın ama. Mezuniyette giyindiğim elbise. Şuraya fotoğrafını koyacağım. Favori elbise. Hayatımda giyindiğim en güzel elbise falan olabilir yani. Şakasız. Buraya da koyayım. Ankara'nın güzel yanlarından biri başkent olduğu için ve İstanbul kadar kalabalık olmadığı için voleybol turnuvaları çoğunlukla burada yapılıyor. Ben voleybolu çok seviyorum biliyorsunuz. Bayağıdır anlatıyorum favorilerim videolarında. Voleybol kulüpler şampiyonası vardı. Biz Esen'le hem final gününe yani finale ve üçüncülük maçına bilet almıştık. Ve böyle yakından çektiğim fotoğrafları da buraya koyabilirim belki. Arkadaşlar bu aylık bu kadar. Ben sizi artık 2022'de göreceğim bir daha. Gerçi evet. Bu setup'tan dolayı özür dilerim. Ama bugün Esen Hanım'a ilk başta odasını bana açtığı için çok teşekkür ediyoruz. Evet dostlarım, bugünlük benden bu kadar. Yarım saat konuştum yine ve bunu benim 3 güne yetiştirmem lazım. Benden bugünlük bu kadar. Benden bu yıllık da bu kadar. Evet, 2022'de görüşeceğiz sizinle dediğim gibi. Bu yıl gerçekten beni izleyen herkese çok teşekkür ederim, çok minnettarım. Bana yorum bırakan, abone olan, beğenen videolarımı ve beğenmeyen videolarımı herkese çok teşekkür ederim. Evet, bu aylık bizden bu kadar. Sen de görüşürüz desin. Görüşürüz. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmediyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Abone olursanız çok mutlu olurum. Instagram'ımı, Spotify'ımı falan stalklayın aşağıda. Linki olacak hepsinin. Görüşürüz, hoşça kalın. Bye bye. Dun 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 dun.